Türkiye ve İsrail arasında diplomatik ilişkilerin Mart sonu itibariyle yeniden normalleşmeye başlayabileceği ve karşılıklı büyükelçi ataması yapılabileceği iddia edildi. İsrail basını Aliyev'in iki ülke arasında arabuluculuk yaptığını öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli protestoculara yönelik müdahalesi sonrası Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak büyükelçilerini geri çekmişti. Mayıs 2018'de karşılıklı olarak büyükelçileri çekilmesinden bu yana ilişkilerin gergin seyrettiği iki ülke arasında bir süredir tekrar büyükelçi atanmasıyla başlayacak yeni bir normalleşme süreci olacağı iddiası gündemde. Tel Aviv merkezli haber sitesi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için arabuluculuk yaptığı iddiasını gündeme getirdi. Haberde, konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüşen Aliyev'in olumlu cevap aldığı iddia edildi. Milliyet'in sorularını yanıtlayan İsrail'li diplomatik yetkililer Azerbaycan'ın arabuluculuk iddiasını reddetmedi. Ancak Türkiye'den henüz olumlu bir sinyal alamadıklarını ve çözüme açık olduklarını belirtti. Yetkililer, ikili ilişkilerin normalleşmesi için anahtarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinde olduğunu söyledi. Olası bir normalleşmenin ise İsrail'le 23 Mart 2021'de gerçekleşecek erken seçim öncesinde olması beklenmiyor.